28. sorumuz. İnsülin pankreastan salgılanan ve homeostazide çok önemli etkisi olan bir hormondur. Kanda artan glikoz oranının normal düzeye düşmesini sağlayan uyarıcı etkiye sahiptir. Bu grafiğe göre numaralı bölgelerden hangilerinde insülinin kandaki oranı eşik değer üzerinde bulunmaz? Evet, insülin pankreastan salgılanan ve kan şekerini düzenleyen önemli hormonlardan birisidir. Normalin üstüne çıktığında kandaki şeker düzeyi insülin tüm hücrelere şu mesajı götürür. Kan şekeri yükseldi. Lütfen kanda fazla olan glikozu alın ve kullanın mesajını götürür ve glikozun kandaki seviyesinin normale düşmesini sağlar. Buna göre grafiği yorumladığımda bakın burası normal düzey. Ne zaman salgılanıyormuş insülin? Pankreas ne zaman uyarılıyormuş? Kan şekeri normalin üstüne çıktığında. Şimdi birinci noktada normalde 2 ve 3'te kan şekeri normalin üstünde. Bu yüzden pankreas uyarılacak ve ne salgılanacak? İnsülin. Dördüncü seviyede normal. 5 nolu noktada bakın kan şekeri ne oldu? Normalin altına düştü. O zaman hangi hormon salgılanacak? Glikagon. Yani pankreastan salgılanan glikagon hücrelere diyecek ki özellikle karaciğere depo ettiğin glikojeni parçala kana ver kan şekeri düştü diyecek. Altıncı noktada kan şekeri yine normal düzeyde insülinin de eşik değer üzerinde bulunmasını bekleyemem. Bu yüzden 1, 4, 5 ve 6 yani cevabım E seçeneğidir. 29. sorumuz endokrin sistemle ilgili. Geri bildirim endokrin bezlerin kontrollü hormon salgılamasını sağlayan bir mekanizmadır. Buna göre yukarıda 1, 2, 3, 4 ile gösterilen ve negatif geri bildirimde görev alan hormonlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet, geri bildirim çok önemli bir mekanizma. Pozitif ve negatif olmak üzere iki çeşidi var. Burada biz negatif geri bildirimde görev alan hormonları birlikte bulalım. Hipofiz bezi, beyinde bulunan hipofiz bezi nereye uyarıyor? Tiroidi. Tiroidi uyaran hipofiz hormonu nedir? TSH. Tiroid stimüle edici hormon ya da tiroid uyarıcı hormon. Uyarılan tiroid bezi ne salgılayacak? Tiroksin hormonu. Tiroksin kanda istenilen düzeye geldiğinde negatif geri bildirim ile hipofiz bezine dur diyecek. İşte TSH'ın negatif geri bildirim yaptığı hormon tiroksindir diyorum. Dolayısıyla 1 TSH, 2 ise tiroksindir. Hemen B seçeneğini eliyorum. E seçeneğini eliyorum. A'da 2'nin tiroksin olması gerektiğini söyledim. A'da gitti. Geriye kaldı C ve D. Peki acaba bir dişi de yumurtalığı uyaran hipofiz hormonu nedir? Ne olabilir? FSH olduğunu düşünelim. FSH yumurtalığı uyarır. Folikül uyarıcı hormon. Yumurtalıkta folikül olgunlaşır. Ve uyarılan yumurtalıktan hangi hormon salgılanmaya başlar? Östrojen. Östrojen kanda istenilen seviyeye geldiğinde artık hipofizin daha fazla FSH üretmesine gerek yoktur. Negatif feedbackle hipofize dur der. İşte FSH'ın negatif feedback yaptığı hormon ise östrojendir. Bu yüzden cevabım D seçeneğidir. Testosteron değil çünkü yumurtalık diyor. Yumurtalık dediği için dişi birey, dişi birey olduğu için östrojen. Evet.
30. sorumuz, hidroliz tepkimeleri için optimum koşulların sağlandığı 3 deney tüpüne farklı organik molekül ve enzim konulup yeterli süre bekletilmiştir. Buna göre deney sonucunda numaralandırılmış tüplerin hangilerinde bu besinlerin monomerlerine rastlanır? Şimdi 3 tane deney tüpü var. Optimum koşullar sağlanmış, besinler koyulmuş ve üzerine de ilgili enzimler eklenmiş. Bakıyorum birinci tüpte nişasta var. Nişastayı sindiren amilaz var. Peki birinci tüpte sindirim tamamlanır mı monomerlerine kadar? Hayır, çünkü amilaz nişastayı maltoz ve dekstrin dediğim moleküllere kadar parçalar. Bu yüzden ben birinci tüpte glikoza yani nişastanın monomerine rastlayamayacağım. İkinci tüpe baktığımda yağ var, yağı mekanik olarak parçalayan safra var ve yağı kimyasal olarak parçalayan lipaz var. Peki yağ sindiriminde tek çeşit enzim görev almıyor muydu? Yani lipaz mekanik olarak parçalanan, mekanik sindirime uğrayan yağları yağ asitleri ve gliserole kadar parçalıyordu. Demek ki ben ikinci tüpte yağın monomerlerine rastlayabilirim. Tek çeşit enzim görev aldığı için. Ama mesela birinci tüpte maltozu maltaz, dekstrini dekstrinaz gibi daha devam edecek reaksiyon daha tamamlanmadı. Üçüncü tüpe baktığımda protein ve pepsin var. Pepsin proteini parçalar mı? Evet, ama neye kadar parçalar? Polipeptitlere kadar parçalar. Yani sindirim tamamlanır mı? Hayır, çünkü protein sindiriminde tek çeşit enzim görev almıyor ki. Pepsin, tripsin, erepsin, başka enzimler de amino asitlere kadar yıkılması için olması gerekiyordu tüpte. O yüzden monomerlerine rastladığım deney tüpü yalnız 2'dir. Cevabım B seçeneğidir diyorum. 31. soruda aşağıdaki grafik alveol kılcal damarları boyunca kan basıncı ve kanın ozmotik basıncındaki değişimi göstermektedir. Dikkat! Alveol kılcalı yani akciğerden bahsediyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi baktığımda bir grafik var. Bakın ozmotik basınç damar boyunca nasıldır? Sabit. Kan basıncı ise atar ucundan toplar ucuna doğru gittikçe azalmakta. Şimdi burada işte hani hatırlayalım bir. Hayır, ozmotik basınç sabit olduğu için kan basıncı atar ucundan toplara doğru gittikçe azaldığı için hani arada bir basınç farkı doğuyordu. Bu da Starling hipotezine göre doku ile kan arasında madde alışverişine neden olan temel faktördü. Bakın şu bir nolu bölgede yani atar ucu tarafında kan basıncı yüksek olduğu için kandan doku sıvısına madde geçişi olacak. Atar ucu tarafında maddeler kandan nereye geçecek? Doku sıvısına. Peki toplar ucu tarafına geldiğimde yani iki nolu bölgeye geldiğimde ise kan basıncı düştüğü için bu sefer doku sıvısındaki maddeler kana doğru geçiş yapacak. İki nolu bölgede ise madde geçişi doku sıvısından nereye doğru gerçekleşecek? Kana doğru. Buna göre A. Kılcal damar boyunca ozmotik basınç sabittir. Evet, bakın bunu zaten grafikten çıkardım. B. Atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru gidildikçe kan basıncı azalır. Bakın burada zaten azaldığını görüyorum grafikte. C. Birinci bölgede kandan doku sıvısına oksijen geçişi olur. Dikkat! Yanlış olan seçeneğim bu. Neden? Çünkü neredeyim ben? Akciğer. Akciğer doku sıvısına oksijen mi veririm? Karbondioksit mi? Karbondioksit. Dolayısıyla birinci bölgede
dokuz sıvısına geçen madde oksijen değil, karbondioksittir. Ha, ama bu bir beyin kılcalı olsaydı, bir karaciğer, bir böbrek kılcalı olsaydı, evet, dokuz sıvısına oksijen temin etmek zorundaydım. Akciğer dediği için durum farklı. Lütfen soruda buna dikkat edelim. D. Ozmotik basıncın kan basıncından düşük olması ödeme neden olur. Ozmotik basıncın kan basıncından düşük olması ödeme neden olur. Ne demek bu? Kan basıncı yüksek demek. Kan basıncı yüksekse dokuya sıvı geçişi hızlanır ve dokudaki sıvı miktarı normalin üstüne çıkar. Bu da ödeme neden olur. İkinci bölgede doku sıvısından toplar damara doğru madde geçişi olur. Evet, bakın doku sıvısından toplara, kana doğru madde geçişi, madde hareketi olacak. Bu yüzden cevabım C seçeneğidir. Soru 32'deyiz. X memeli türünden alınan bir miktar kan tavşana verilmiş ve tavşanın antikor üretmesi için yeterli süre beklenmiştir. Bu sürenin sonunda tavşandan alınan kan serumu sırasıyla K, L, M ve N memeli canlılarına verildiğinde bu canlıların oluşturduğu antikor oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablodaki veriler incelendiğinde K, L, M ve N canlılarının bilimsel sınıflandırmaya göre X canlısına olan akrabalık derecesi yakından uzağa doğru nasıl olmalıdır? Evet, önemli bir sorudur bu. Çünkü burada iki aşamalı bir antikor, bir çökelme sorusudur bu. Dikkat! İki aşamalı antikor sorularında akrabalık tayini yaparken şuna dikkat edeceğim. En çok antikor üreten en yakın akraba, en az antikor üreten en uzak akrabadır. Dikkat! Tek aşamalı gibi düşünmüyoruz. Burada önce X'ten alınan kan tavşana, tavşandan alınan serum KLMN canlılarına veriliyor. İki aşamalı olduğu için X'e en uzak olan kimdir? K. Daha sonra N. Daha sonra M ve X'e en yakın olan canlı türü L memeli canlısıdır diyorum. Bu yüzden doğru seçeneğim Denizli'dir diyorum. 33. soruya geldiğimde aşağıdaki grafik sağlıklı bir insanın kan pH değerinin zamana bağlı değişimini göstermektedir. İnsan kanının normal pH değeri 7,4 olduğuna göre verilenlerden hangileri yanlış olur? Evet, bir kanın pH değerini gösteren grafik verilmiş. Bu grafiğe göre öncüllerimizden yanlış olanı bulacağız. 1. T1 zaman diliminde hidrojen bir karbonatla tepkimeye giriyor ve karbonik asit oluşuyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bakın T1 zamanında 7,2'den 7,4'e çıkıyor. Normale yükseliyor pH. Yani asitlik azalıyor. pH bir miktar artıyor. Bazlık artıyor. İşte buraya dikkat. Plazmadaki serbest hidrojen iyonları kanımızın pH'ını düşüren en etkili faktörlerden birisidir. Bu yüzden o asitlik yaratan hidrojenler hemen al yuvarlara alınır ve al yuvarda bir karbonat iyonları ile tepkimeye girip neye dönüştürülür? Karbonik asite. İşte gençler, tepkimelerin hepsi al yuvarda gerçekleşiyor, unutmuyorsunuz. Burada hidrojenin miktarı azaldığı için, tepkimeye girdiği için kanımın pH'ı 7,2'den 7,4'e yükselerek dengeleniyor. Yani birinci öncülüm doğrudur. 2. T2 zaman diliminde hücresel solunum sonucu açığa çıkan karbondioksit pH değerinin yükselmesini sağlamıştır. Şimdi evet, T2'de gençler pH yükseliyor. 7,6'ya çıkıyor.
Bu pH'in yükselmesi demek, baz yönüne kayması demek. Karbondioksit nasıl bir madde? Sulu çözeltilerde karbondioksit pH'i ne yapar? Düşürür, yükseltmez. O yüzden yanlıştır. 3. T3 zaman diliminde kandaki hidrojen iyonu artışına bağlı olarak pH dengelenmiştir. T3 zaman diliminde bakın pH 7.6'dan 7.4'e düşüyor. Hidrojen kanı asitleştiren bir madde midir? Evet. pH'i bazik yönden normal değerine mi düşürmüş tür? Evet. Doğru olabilir mi bu öncülüm? Evet. Dolayısıyla yanlış seçeneğim B'dir. 34. soru. Yandaki şekilde insan böbreğine ait bir nefronun kısımları numaralarla gösterilmiştir. Numaralı kısımlarla ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bakın burada bir böbreğin fonksiyon birimi olan nefron var. Çok önemli. Gençler, böbreğimizin fonksiyon birimine nefron diyoruz. Şimdi buradaki numaralı yapıları tek tek bulalım. Bir numaralı yapı şurası, böyle bir kılcal damar yumağı, glomerulus. İki numaralı yapı, glomerulusu böyle çepeçevre saran bir kapsül, Bowman kapsülü. Üç numaralı bölge ya da kısım, proksimal tüp. Dört numaralı bölge yani şurası, yani inen kol ve çıkan kol, henle. 5 numaralı yapı distal tüp ve 6 numaralı yapı idrar toplama kanalı. İşte bir nefron yani böbreğin fonksiyon birimi. A. Birinci kısımdan ikinci kısma süzülme gerçekleşir. Glomerulus'tan Bowman'a zaten idrar oluşumu sırasında süzülme olayı glomerulus'tan Bowman'a gerçekleşiyordu. Doğru. B. İkinci kısımda glikoz geri emilir. Dikkat! İkinci kısım Bowman'dır. Bowman kapsülünden tekrar glomerulus kılcalına geri emilim yoktur. Çünkü glomerulus biliyorsunuz spesifik, farklı, özel bir kılcal damar sistemi. Kan basıncı diğer kılcallardan neredeyse iki kat fazla ve damar boyunca sabit. Bu yüzden glomerulus geri emilime müsaade etmiyor. Dolayısıyla süzülen ama atmak istemediğim maddeleri nereden geri emeceğim ben? Proksimal, henle, distal ve idrar toplama kanalının etrafını saran diğer kılcal damarlara geri emilim yapacağım. Bu yüzden B yanlıştır. C. Üçüncü kısımda süzüntünün hacmi azalır. Proksimal tüpte birçok maddenin geri emilimi gerçekleştiği için evet süzüntünün hacmi azalacaktır. D. Dördüncü bölgenin çıkan kolunda su kanalları yoktur. Dikkat! Henle kulbunun inen kolunda suyun geri emilimi olur. Ama çıkan kolunda suyun ozmozuna olanak sağlayan kanallar yoktur. Doğru. E. 5. ve 6. kısımlarda antidiüretik hormonuna duyarlı, ADH'a duyarlı reseptörler bulunur. Doğrudur. Çünkü suyun geri emilimi distal tüpte ve idrar toplama kanalında hala devam etmektedir. En çok da zaten distal tüpte ADH'a duyarlı reseptörler bulunur. Bu yüzden cevabım B seçeneğidir ve 35. soru. Aralarında simbiyotik ilişki olan iki farklı canlının birlikte ve ayrı yaşadıkları dönemlerdeki birey sayılarının zamana bağlı değişimi yandaki grafikte verilmiştir. Buna göre verilen açıklamalardan hangileri kural olarak doğrudur? Şimdi burada bir simbiyotik ilişki, ortak yaşamdan bahsediyor. Ve bu iki canlı bir aradayken
sayılarının değişimini vermiş zaman içerisinde. Bakın, birlikte olduklarında A'nın sayısı azalıyor. Yani A zarar görüyor. B'nin sayısı ise artıyor. Yani B bu ilişkiden fayda sağlıyor. Eğer simbiyotik bir ilişkide ortak yaşayan iki canlıdan biri yarar, diğeri zarar görüyorsa, biz bu ilişkiye ne diyorduk? Parazitlik. Evet. Ve kural olarak gençler çok önemli. Parazit olan canlının vücudu konaktan daha küçük olmak zorundadır. Çünkü onun üzerinde yaşayacak. Ya dışında ya vücudunun içinde. Yani ya vücut dışı parazit, dış parazit ya iç parazit olarak yaşayacağı için, yani mantıklı düşündüğümüzde vücudunun daha küçük olması gerekiyor. Buna göre 1. A konak, B ise parazit canlıdır, parazit organizmadır. Doğru mu? Doğru. Bakın, parazit olan fayda görendir. Yani B parazittir. Parazitin üzerinde yaşadığı canlıya da konak diyoruz. 2. B canlısının vücudu A canlısından daha büyüktür. Olabilir mi? Hayır, olamaz. Örneğin bir atıyorum sıtma mikrobu insanda parazit olarak yaşıyor. Sıtma mikrobunun insan vücudundan daha büyük olması mümkün olabilir mi? Olamaz. 3. A tek hücreli, B çok hücreli bir organizmadır. Burada da yine bakın, A tek hücreli bir canlı olsaydı, tek hücreli bir canlının üzerinde çok hücreli bir canlı parazit olarak yaşayamaz. Dolayısıyla doğru olan birinci öncülümdür. Cevabım A seçeneğidir. 36. sorudayız. Translasyon olayını gözlemlemek isteyen bir araştırmacı aynı türden olan X bireyinden ribozom. X'ten ne aldı? Ribozom. Yani organel. Y bireyinden enzim. Yani katalizör. Z bireyinden amino asit. Yani proteinin yapı taşı. T bireyinden mRNA. Dikkat. Şifre var değil mi burada? Ve S bireyinden tRNA. Ribozoma amino asitleri taşıyacak olan tRNA. Verilen bilgilere göre üretilen protein hangi bireyin kalıtsal bilgisine uygundur? Tabii ki T bireyinin. Neden? Çünkü bakın, bir proteinin şifresi gendedir. Genlerdedir, DNA'dadır. DNA ribozoma gidebilir mi protein sentezi için? Hayır. O zaman gendeki şifre nereye yazılacaktır? mRNA'ya, yani translasyon, transkripsiyon. Peki mRNA'daki şifrelerde translasyon olayı ile ne yapacaktır? Proteine dönüşecektir. İşte bu tarz sorularda proteinin neye göre sentezlendiğini sorarsa size, gen ya da mRNA'yı arıyoruz. Seçeneklerde cevabım D seçeneğidir diyorum. 37. soru. Biyoteknoloji ile ilgili bir kazanım. Jel elektroforezi nükleik asitlerin moleküler büyüklüklerine ve elektrik yüklerine göre elektrik akımı sayesinde özel bir matris içerisinde bir yön boyunca taşınmasıdır. Bu yöntem adli tıpta sıklıkla kullanılmaktadır. Olay yerinden alınan bir DNA örneği, biyoteknolojik yöntemlerden biri olan jel elektroforezi ile yürütüldükten sonra şekil 1'deki görüntü elde edilmiştir. Ardından olay yerinde bulunan iki şüpheliden de tükürük sürüntü örneği alınarak tekrar jel elektroforezinde yürütülmüş ve şekil 2'deki görüntüler elde edilmiştir. Buna göre yukarıda verilen çıkarımlardan hangilerine kesin olarak ulaşılır? Şimdi bakın,
Şekil 1'de olay yerinden alınan örneğin DNA fotoğrafı görüntüsü. Şekil 2'de ise şüpheli 1 ile şüpheli 2'nin tükürük sürüntüsünden alınan örnekteki DNA görüntüsü var. Bakalım. 1. Adli tıp sonucu şüpheli 2'nin olay yerinde bulunduğunu göstermektedir. Bakıyorum şüpheli 2. Bakın olay yeri. Bakın fotoğraf tamamen aynı. Dolayısıyla şüpheli 2 olay yerinde bulunmuş. Bunu söylerim. 2. Şüpheli 1 ile olay yerinden alınan örnek arasında suçlamaya yetecek kadar benzerlik yoktur. Evet, bakın şüpheli 1'den alınan DNA fotoğrafı ile olay yerindeki DNA fotoğrafı bayağı bir farklı. Dolayısıyla bunu da söylerim. 3. Şüpheli 1 ile şüpheli 2 arasında kan bağı vardır. Ne bileyim? Yani şu zaten hani DNA fotoğrafları da bunu çok desteklemiyor ama olabilirdi, olmayabilirdi. Buna kesin bir şekilde ulaşamam. Ulaşabildiklerim 1 ve 2'dir. Kesin olarak cevabım D seçeneğidir. 38. sorum fotosentezle ilgili bir soru. Bir su bitkisi için ideal bir ortam hazırlanmış ve bir süre sonra deney tüpünün üst kısmında gaz kabarcıklarının biriktiği gözlenmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın burada bir deney düzeneği hazırlanmış. Su bitkisi var, cam kap, üzerine deney tüpü geçirilmiş, ışık kaynağı ve tüm koşullar ideal. Yani fotosentez için uygun koşullar sağlanmış. Fotosentez sonucu biriken gaz ne olacaktır gençler? Tabii ki oksijen. Bir, biriken gaz oksijen molekülüdür. Doğru. İki, deneyin amacı bitkinin oksijenli solunum yaptığını mı kanıtlamaktır, fotosentez yaptığını mı kanıtlamaktır? Fotosentez. Yani ikinci öncülüm doğru değil. Üç, açığa çıkan gazın kaynağı karbondioksittir. Bakalım. Fotosentezin genel denklemini basitçe yazıyorum. Ham madde, karbondioksit ve su, besin ve oksijen, değil mi? Çok basit. C yazdım. Karbondioksit olduğu gibi besinin içine girecek. Unutma. Karbon tutma reaksiyonlarında. Hidrojen besinin içine. Hidrojenin yanında ne varsa yan ürün olarak açığa çıkacak. Bunu unutmuyoruz. Karbondioksiti besine soktum. Hidrojeni besine soktum. Hidrojenin yanında ne varsa yan ürün olarak açığa çıkarttım. Dolayısıyla üçüncü öncülüm de yanlıştır. Doğru seçeneğim A'dır diyorum. 39. sorum hücresel solunumla ilgili bir kazanım. Metabolik bir reaksiyon ile ilgili olarak verilen özelliklere sahip bu olay aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3 tane özellik vermiş. Olayı bulacağım. Reaksiyonun adını. Gelişmiş canlıların bazı dokularında gerçekleşebilir. Tamam. Farklı enzimlerin kullanılmasıyla farklı son ürünler oluşabiliyormuş. Pürüvik asit oluşumundan sonra ATP sentezi gerçekleşmez diyor. İşte aslında ipucu tam olarak burası. Eğer bir reaksiyonda pürüvik asit oluşuyorsa gençler bu hücresel solunumdur. Yani fotosentez ve kemosentez değildir. Acaba hangi solunum? ATP sentezi gerçekleşmiyormuş pürüvik asit oluşumundan sonra. Halbuki aerobik solunum yani oksijenli solunumda değil mi gerçekleşiyor Krebs'te, ETS'de. Anaerobik solunum onda da Krebs ve ETS var ve ATP sentezi gerçekleşiyor. Son elektron alıcısı oksijen yerine elektronegatifliği da düşük olan başka bir inorganik madde. O zaman bana burada kastettiği
Katabolik yol, metabolik olay, fermantasyondur. Cevabım E seçeneğidir. Ve 40. sorum. Aşağıdaki şekilde bir bitkinin gövde enine kesitinde yer alan bazı yapılar numaralar ile gösterilmiştir. Bu bitki topraktan aldığı bir minerali yaprakta besin sentezinde kullanmış ve daha sonra floem hücrelerinin yapısına katmak üzere kambiyuma taşımıştır. Bu süreçte mineralin izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada bir gövde enine kesit var ve yapılar verilmiş. Bu yapıları birlikte yerleştirelim. Şimdi bir numaralı yapı floem'dir. İki numaralı yapı kambiyum. Üç numaralı yapı ksilem. Ve dört numaralı yapı ise öz bölgesidir. Gövdenin. Şimdi bakın burada şunu bilmeniz gerekiyor. Kambiyumun dışına doğru olan iletim demeti floem, öze doğru bakan, içe doğru bakan iletim demeti ise ksilemdir. Floem, gençler soymuk boruları, ksilem ise odun boruları. Kambiyumun dışa doğru yapmış olduğu iletim demeti floem, kambiyumun öze doğru yapmış olduğu iletim demeti ise ksilemdir. Buna göre şimdi bitki topraktan aldığı minerali nereye taşıyacak? Yaprağa taşıyacak. Hangi boruyla taşıyacak yaprağı? Ksilemle. Yani 3 ile başlıyorum. Özle işim yok. Gitti yaprağa. Yaprakta ne üretildi? Besin. Bu besin hangi borulara verildi? Floeme, yani 1. Ve yeni floemler üretilsin diye nereye taşınacakmış? Kambiyuma, yani 2. Dolayısıyla 3, 1, 2 cevabım C seçeneğidir diyorum.